Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini görüş ve değerlendirmelerinize sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyor. Hepinizi ve bizi izleyen aziz halkımızı saygıyla selamlıyorum. Ortaya koymuş olduğunuz yoğun ve fedakarca mesaiden dolayı siz değerli milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyor. Bütçe çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bu vesileyle dün kaybettiğimiz Kocaeli milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'e Cenab-ı Allah'tan gani rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, Saadet Partisi camiasına ve değerli meclisimize de sabır ve başsağlığı diliyorum. Konuşmamın başında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve aynı şekilde dün Denizli Acıpayam'daki göçük faciasında vefat eden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer taraftan Gazze topraklarında yaşayan masum sivilleri kadın ve çocuk demeden tarihte eşi benzeri az görülen türdeki İsrail vahşetini şiddetle kınıyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bakanlığımın bütçe konuşmasında önce size küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı bilgiler verip Ticaret Bakanlığımızın yaptığı faaliyetler ve önümüzdeki yılla ilgili bütçe hedeflerinden bahsedeceğim. Malum küresel ekonomide 2020 yılı başındaki COVID-19 pandemisi ile son 75 yılın en büyük şoku yaşanmış olup Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş ve enflasyon baskıları altında yavaş ve dengesiz bir toparlanma gözlenmektedir. COVID-19 pandemisinden bir yıl sonra gözlenen güçlü toparlanmanın ardından 2023 yılında dünyada üretim ve ticarette oldukça zayıf bir seyir izlenmektedir. Uluslararası Para Fonu Ekim ayında yayınladığı raporda küresel büyüme oranını 2022'deki %3,5 seviyesinden 2023'te %3 veya altına düşeceğini, 2024'te daha da aşağı düşeceğini öngörmektedir. Yine IMF'nin dünya ticaretiyle ilgili yaptığı tahminlerde de 2023 yılı için büyüme hızı olarak %0,9 tahmin edilmektedir. Halbuki 2010-2019 ortalaması %4,6 idi. Benzer şekilde Dünya Ticaret Örgütü Nisan ayında %1,7 tahmin ettiği 2023 yılı küresel mal ticaret büyüme beklentisini Ekim ayında %0,8'e düşürmüştü. Yine Dünya Ticaret Örgütü'ne göre bu yıl 9 ay itibariyle küresel ihracat birim endeksi %4,8, küresel ithalat birim endeksi %3,3 azalmıştır. Sayın milletvekilleri, küresel piyasalardaki bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi hamdolsun yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam etmektedir. Bildiğiniz üzere 2021'de %11,4 oranında büyüyen ve son 50 yılın en güçlü büyümesini gösteren ülkemiz 2022'de %5,5 oranında büyümüştür. Bu dönemde G20 OECD ülkeleri arasında en önde gelen ilk 3 ülke arasında yer almıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde %4, ikinci çeyreğinde %3,9, üçüncü çeyreğinde %5,9 büyüyerek 13 çeyrektir kesintisiz büyümesini devam ettirmektedir. Ekonomimiz yılın ilk 3 çeyreğinde ortalama %4,7 oranında bir büyüme hızı yakalamıştır. Yatırımlarda yaşanan %14,7 oranındaki güçlü artış yatırım harcamalarının büyümeye önemli bir katkı verdiğini göstermektedir. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar Türkiye için %4 ila %4,5 arasında bir büyüme
tahmin etmektedirler. Üçüncü çeyrek itibariyle 2023'te milli gelirimiz 1 trilyon 75 milyar dolara, fert başına milli gelirimiz de 13.380 dolara yükseldiği görülmüştür. Dördüncü çeyrekte de benzer bir eğilimi görmeyi bekliyoruz. Diğer taraftan üretim ve ihracatta izlenen bu performans diğer ekonomik göstergelerimize de yansımaktadır. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranı da 0,5 puan azalarak son 11 yılın en düşük oranı olan %8,5'a gerilemiştir. Pandeminin başladığı Ocak 2020 tarihine göre tam 4 milyon 65 bin kişi yeni istihdam bulmuştur. Sanayi üretiminde 3. çeyrekte önemli bir toparlanma izlenirken yıl genelinde yüksek teknolojili ürün üretimi sanayi büyümesine de önemli bir katkı sunmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılında ihracatımız 254 milyar dolara ulaşmıştı. 2022 yılında küresel ihracattan aldığımız payda %1,02'ye yükselmişti. Bu yıl ilk iki çeyrekten sonra %1,03'e yükseltmiş durumdayız. Özellikle Şubat başındaki deprem felaketi ve seçim ortamının belirsizliği noktasında çok iyi başlayamadığımız ihracattaki artış hızımız yılın ikinci yarısında toparlanma eğilimi göstermiş. Temmuz ayı, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında tarihin en yüksek ayları olarak kayda geçmiştir. Burada özellikle depremin ülkemiz ihracatı üzerinde en az 6 milyar dolarlık bir olumsuz etkisi olduğunu hesaplamış durumdayız. Son iki çeyrekte G20 ülkeleri içinde en yüksek ihracat artışı sağlayan ülke de Türkiye'dir. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki Ocak-Kasım döneminde bu yıl 232,9 milyar dolar ihracata ulaştık. Bu yılı da 256-257 milyar dolar arasında kapatacağız. %1 civarında bir artış gözüküyor. Bunlar mal ihracatıdır. Ve burada özellikle küresel düzlemdeki büyük talep gerilemesine rağmen ve depremin 6 milyar dolarlık olumsuz etkisine rağmen orta vadeli programda belirlenen 255 milyar doları aşmış olacağız. Buradaki vurgulamak istediğim konu 2022'de %36,9 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının payı bu yılın ilk 11 ayında %40,2'ye de yükselmiştir. İthalata bakacak olursak, ithalatımızda da şu ana kadar özellikle Ağustos'tan bu yana 30 milyar doların altına gerileyerek Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 28-27 milyar dolar civarına ithalatımız gerilemiştir. İthalattaki artış hızının gerilemesi sevindiricidir. İlk 11 ayda toplam ithalatımız 332,8 milyar dolar olmuştur. Ve son 12 aylık toplamda ise %1,4 artışla 365,4 milyar doları görmekteyiz. Burada önemli olan ithalattaki artış hızının son 4 ayda yavaşlaması kayda değerdir. İthalattaki artışın devam etmesindeki aslında en önemli neden altın ithalatı ve otomotiv ithalatında bu yıl çok büyük ölçüde artış kaydedilmesi olmuştur. Ancak Ağustos ayından itibaren hükümet olarak aldığımız tedbirler sonucunda altın ithalatında ve otomotiv ithalatında yavaşlama kaydedilmiştir ve böylece de toplam ithalatta 30 milyar doların altında bir durum görülmektedir. Burada bu gelişmenin önemli bir katkısı da şu olmuştur. Dış ticaret açığımız, mal ticaretinde dış ticaret açığımız Ağustos ayından bu yana azalmaktadır. Ağustos'ta 8,7 milyar dolar,
Eylül'de 5 milyar dolar, Ekim'de 6,5 milyar dolar ve son Kasım ayında 5,9 milyar dolar olmuştur. Bu şekilde ihracatın ithalatı karşılama oranı da son 4 ayda %80 ve üzeri bir oran olarak gerçekleşmiştir. Burada özellikle bu gelişmeler cari işlemler hesabında da olumlu bir katkı yapmıştır. Son 2 ayda Ekim'de cari işlemler fazlası 186 milyon dolar olmuştur. Eylül ayında da 1,9 milyar dolar olmuştur. Böylece yıllıkta son 12 ay itibariyle cari işlemler açığımız 50,7 milyar dolara gerilemiştir. Bu trendi devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde arttırmak, yerli üreticimizi ithalat baskısına karşı korumak, gümrüklerimizin etkinliğini arttırmak, iç ticaretimizin istikrarlı ve adil rekabet şartlarında işlemesini sağlamak, esnaf ve KOBİ'lerimizi güçlendirmek ve tüketicilerimizi korumak için bakanlığımızdaki 23 bini aşkın çalışma arkadaşlarımızla, merkez teşkilatımız ve yurt dışı teşkilatımızla var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz. Sayın milletvekilleri, orta vadeli program hedefleri kapsamında 2024 yılında ihracatımızı 267 milyar dolara, 2026 yılında da 302 milyar dolara çıkartmayı hedeflemiş bulunuyoruz. İhracatçı sayımız 114 bini aştı ve 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine tam 12.747 ürünümüzü ihraç etme başarısı gösteriyoruz. İhracatımızın %94'ü yani 245 milyar doları imalat sanayi ürünleridir. Ve ihracatımızın %51,7'sini Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi gelişmiş zengin pazarlara yapmaktayız. Bu da yaklaşık 132 milyar dolarlık ihracat yapmaktadır. Bakanlık olarak ihracatımızı desteklemek için yoğun bir şekilde desteklerimiz vardır ve bu desteklerimizi ihracatçılarımıza en geniş şekilde yararlandırıyoruz. Bu minvalde 2023 yılında 20 bin firmamıza 7,5 milyar lira ihracat desteği sağladık. Bunlar mal ihracatçıları içindir. Bunun içinde Turquality, marka programı, küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesini destekleme, URGE projesi, sektörel ticaret heyetleri, genel ticaret heyetleri, mağaza açma teşvikleri, şube açma teşvikleri, lojistik destekler olmak üzere çok sayıda ihracat destek modüllerimiz bulunmaktadır. İhracatçılarımızın finansman sorununu çözmek üzere de Türk Exim Bank vasıtasıyla finans kaynaklarını arttırmış bulunuyoruz. Exim Bank'ın sermayesini %40'tan fazla arttırdık ve 2023 yılı ilk 11 ayında toplam 38 milyar dolar destek sağlamış bulunmaktayız. Kalan 15 günü de hesapladığımızda yaklaşık 41 milyar dolar destek vermiş olacağız. Ve Exim Bank'ın desteklerinden faydalananların %84'ü KOBİ'lerimizdir. Ve 2024 yılında da Exim Bank'ın finans kaynaklarını artırmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamızla koordineli olarak ihracatçılarımıza sunulan günlük reeskont kredilerinin limiti de tam 10 katına çıkarılarak günlük 3 milyar TL'ye yükseltilmiştir ve KOBİ limitleri lehine de düzenlemeler yapılmıştır. Yine ihracatçılarımıza vermiş olduğumuz sözleri tutarak finansmana ulaşımı kolaylaştırmak yanında teminat sorununu da çözmek için ihracatı geliştirme anonim şirketi 2022 yılında kurulmuştur ve tam 12 binin üzerinde ihracatçıya 56 milyar liralık kefalet sağlanmıştır. Bu noktada biz Türkiye yüzyılına girerken tek yol ihracat sloganı ile birlikte 2028 yılı kalkınma planının son yılında küresel mal ihracatındaki payımızı %1,3'e, KOBİ'lerin toplam ihracattaki payını da %26'dan %32'ye,
e-ihracatın toplam ihracattaki payını %10'a, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki payını da %49,5'e çıkartmayı hedefliyoruz. Geleneksel pazarlarımızdaki pazar paylarımızı korumak ve geliştirmenin yanında hedeflediğimiz uzak ülkeler stratejisi ile de Türkiye'nin daha yeni pazarlara ulaşması için desteklerimizi o taraflara da kanalize ediyoruz. Ayrıca İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi uygulamamızla da onların ihracatımızdaki %26'lık payını 2028'de en az %30 ve üzerine çıkartmayı hedeflemekteyiz. Tabii cari işlemlerdeki dış ticaretteki açığı kapamak için bir de hizmetler ihracatımız var. Hizmetler ihracatını da Ticaret Bakanlığı olarak yoğun bir şekilde destekliyoruz. Başta taşımacılık, hava, kara, deniz, demiryolu taşımacılığı, turizm, bilişim, yazılım, film sektörü, eğitim, sağlık turizmi gibi danışmanlık hizmetleri gibi alanlarda 12 sektörde hizmet ihracatçılarına da Ticaret Bakanlığı olarak hibe destekleri vermekteyiz. Şunu iftiharla ifade edebiliriz ki hizmet ihracatımızda dünyadaki son 10 yılda artış hızı oranı yıllık %4,5 iken Türkiye %7,3 büyümüştür ve biz hizmet ihracatımızda 2021'de 59 milyar dolar toplam ihracattan 2022'de 89 milyar dolara çıktık. Bu yıl 100 milyar doları aşacağız. Böylece mal ihracatından 256-257 milyar dolar, hizmet ihracatında en az 100 milyar dolarlık bir ihracatla döviz gelirlerimizi yıllık olarak 357 milyar dolar olarak elde etmiş olacağız. Bu minvalde özellikle hizmetler ihracatında da bu yıl 2 milyar liradan fazla 2 milyar 200 milyon Türk lirası destek verdik ve bu desteklerimizi önümüzdeki bütçe döneminde de arttıracağız. Tam 1213 firmamız hizmetler sektörüne verdiğimiz desteklerden faydalandılar. Ülkemizde 19 tane serbest bölgeler var. Bunlar da uluslararası ticareti arttırmaktadır ve özellikle de istihdama büyük katkılar yapmaktadır. Bu anlamda toplamda 548'i yabancı sermayeli toplam 2108 firma faaliyet göstermektedir ve yeni hizmete alınacak 4 serbest bölgemizle beraber 3 milyar dolarlık ilave ihracat ve 15 bin ilave istihdam sağlamayı hedeflemekteyiz. Ticaret politikasında özellikle ihracatı geliştirmek için var gücümüzle çalışırken haksız ve dumpingli ithalata karşı da yerli üretimlerimizi korumaktan çekinmiyoruz. Bu noktada halihazırda 64 ürün grubunda 126 adet dumpinge ve sübvansiyonlara karşı tedbirlerimiz var. 17 ürün grubunda 64 adet önlemin etkisiz kılınmasına karşı tedbirler var. 9 ürün grubunda da korunma önlemleri uygulanmaktadır. Dünya ticareti sertleşirken, rekabet kızışırken kendi ülkelerinde koruma tedbirleri uygulayan ülkelerin ülkemize dumpingli veya haksız ticari uygulamalarla menşe saptırmalarıyla ürünlerini boşaltmalarına izin vermeyeceğiz. Ticaret diplomasi faaliyetlerimize bütün hızımızla devam ediyoruz. 23 tane serbest ticaret anlaşmamız ve 4 tane tercihli ticaret anlaşmamız bulunmakta. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan dış gezilerde iş adamlarımızla, iş kadınlarımızla yoğun katılımlar gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK vasıtasıyla hem ihracatçılarımızı hem hizmetler sektöründeki iş adamlarımızı, iş kadınlarımızı, iş forumları, yuvarlak masa toplantıları ve JETCO dediğimiz Ekonomik Ticaret Ortak Komite toplantılarıyla dış pazarlarda onlara yeni imkanlar sunmaya gayret ediyoruz. G20 toplantıları, Dünya Ticaret Örgütü toplantıları, Türk Devletler Teşkilatı,
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İSEDAK bünyesinde çalışmalarımızı bütün hızıyla devam ettiriyoruz. Gümrük Birliği Avrupa Birliği ilişkilerimizin temel taşı. Tam üyelik görüşmeleri şu anda henüz başlamamışken bu noktada Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesi, modernleştirilmesi için yaptığımız yoğun çabalar sonunda Avrupa Birliği Komisyonu konseye sunduğu raporda da Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize kolaylıklarının sağlanması ve Türkiye'ye Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarının açılması gibi önemli tavsiyelerde bulundu ve Türkiye ile yüksek düzeyli siyasi diyalog mekanizmalarının açılması kararı aldı. Avrupa Birliği denince tabii Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat ile koyduğu gelişmeleri, yani yeşil ve dijital dönüşümü sağlama konusunda kararlıyız ve bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak hem bakanlıklar arası koordinasyon çalışmalarını hem bütün iş özel sektör sektörel kuruluşlarla koordinasyon ve istişare toplantılarını yönetiyoruz ve yürütüyoruz. Bu noktada raporlama yükümlülüğü 1 Ekim 2023'te başladı ve 1 Ocak 2026'da başlayacak sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında firmalarımızı da bu sürece hazırlama konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte katkılar yapıyoruz ve özellikle Avrupa Birliği tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında tahsil edilecek vergilerin ülkemizde kalması ve yeşil dönüşüme aktarılması çalışmalarını da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte koordineli olarak sürdürüyoruz. İç ticarette biliyorsunuz pandemiyle başlayan süreçte bütün dünyada çok büyük bir enflasyon dalgası meydana geldi. Ve bu çerçevede fiyatlamaların planlanması noktasında ve yukarı yönlü fiyatlama davranışlı bozuklukları meydana geldi. Stokçuluk, haksız ticari uygulamalar, fahiş fiyat çalışmalarıyla karşı karşıya kaldık. Bu noktada hükümetimiz enflasyonla mücadele konusunda bütün gücüyle yeni bir orta vadeli programı çıpa olarak almak suretiyle sürdürmekte. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımızı bu alanda sürdürüyoruz. Elektronik ticaretin düzenlenmesi kanunu Yüce Meclis'te geçen yıl çıkmıştı. Böylece ticarette rekabet bozucu ve sınırlayıcı faaliyetlerle tekelleşme eğilimlerini önleme ve rekabetçi bir pazar yapısını tesis etmeyi amaçlamıştık. Bunun yanında değişik sektörlerde meydana gelen haksız ticari uygulamalar, fahiş fiyat, stokçuluk gibi uygulamalara karşı da yoğun bir şekilde Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yapıyoruz. Gerek bakanlık, merkez teşkilat görevlilerimiz, gerekse illerdeki ticaret müdürlüklerimiz, gerekse teftiş kurulundaki müfettiş çalışanlarımız ve müfettişlerimiz, gerekse de rekabet kurulu bağımsız bir kurul olarak ayrıca kendi çalışmalarını sürdürüyor. Biz bakanlık olarak iç ticarette otomotiv, emlak, stokçuluk, fahiş fiyat gibi alanlarda toplamda 536 milyon liralık ceza uygulaması yaptığımız denetlemeler sonunda kesmek zorunda kaldık. Bunun yanında da tüketici korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğünün çabaları ile tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamaları, piyasa gözetimi, ürün güvenliği denetimleri ve marketlerdeki fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 662 milyon liralık ceza uygulamasına gidildi. Yüz binlerce firma denetlendi ve bu noktada halkın, tüketicinin menfaatlerini koruma noktasında gereken her şey yapıldı. Otomotiv sektöründe, emlak sektöründe ve diğer birçok sektörlerde çıkardığımız yönetmeliklerle hem spekülatif ve manipülatif fiyat arttırma çabalarını yasakladık ve sıkı bir denetimi aldık. Hem ilan sitelerindeki bu tür fiyat belirleme manipülasyonlarını
ağır cezalarla engellemeyi başardık. Sonuçta otomotivde hem birinci elde hem ikinci el piyasasında, emlak piyasasında, kiralarda bugün %20-25 civarında bir düşüş Allah'a şükür kaydedilmiştir. Bu denetimlerimize devam edeceğiz. Bu çerçevede birkaç gün sonra ÖSYM üzerinden 1500 kadar yeni memur arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla önümüzdeki yıl hemen hemen bütün sektörlerde, marketler, gıda fiyatları da dahil olmak üzere mobilyadan elektroniğe, perakende sektörünün bütün kesimlerine bunu yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı diye Ekim ayı başında Cumhurbaşkanımız iş dünyasına bir çağrıda bulundu ve fiyat indirim kampanyası başlattı. Memnuniyetle görüyoruz ki bizim de yaptığımız istişare toplantıları sonunda iş dünyasının tamamı bu çağrıya olumlu karşılık verdi ve toplam 55 binden fazla şubesiyle 1000'in üzerinde işletmeler bu çağrıda yer aldılar ve bakanlığımızın internet sitesinde onları ilan ettik. Bu açıdan perakende ticareti yönelik 2 gün önce yeni bir düzenleme yaptık. Üreticilerin, tedarikçilerin perakendedeki marketlere yönelik satışlarında daha fazla zarar görmemesi adına ödeme sürelerini kısalttırdık. Haksız ticaret uygulamaları kapsamını da net olarak tarif ettik. Değerli milletvekilleri, ürün güvenliğinde ithal ürünlerin Türkiye'de zararlı, sağlığa aykırı ürünlerin girmemesi için TAREK sistemini uyguluyoruz. Bu açıdan ayrıca tüketici hakem heyetlerimiz yoğun bir şekilde çalışmakta illerde ve ilçelerde. Tam 646 bin başvuru bu sene, toplam değeri 3.6 milyar TL'lik bu başvurular uzlaşma ile karara bağlanmıştır. Piyasa gözetim ve denetim çalışmalarımız devam edecek. Esnaflarımız için bütün kolaylıkları göstermeye çalışıyoruz. 850 bin esnafımız 2 yıl önce gelir vergisinden muaf tutulmuştu. Bunun yanında finansmana ihtiyaç duyan esnaflarımıza yardımcı olmak üzere Halk Bankası üzerinden ve TESKOM kaynakları üzerinden yoğun finansman destekleri sağlamaktayız. Bu alanda özellikle 2002'den bu yana sağlanan rakam tam 435 milyar Türk lirasıdır. Bu yılda tam 153 milyar lira finansman desteği sağlanmıştır. Bunlar çok çok uygun maliyetlerde verilmiştir. Ve açılan kapanan esnafların sayısına baktığımızda da bu yıl özellikle esnaflarımızda tam 287 bin esnaf açıldı, 99 bin kapanma var. Geçen yılda 333 bin açılma, 99 bin kapanma vardı. Şirketler noktasında da aynı bir durum var. 2002'de 1 milyon 56 bin şirketimiz varken 2023'te 2 milyon 120 bine ulaşmıştır. Açılan kapanan şirketler olarak da baktığımızda 120 bin 530 şirket açılırken 20 bin şirket kapanmıştır. 16.940 ticari işletme açılırken 36.000 işletme kapanmıştır. Toplamda 137.000 şirket ve ticari işletme açılırken 56.000 şirket ve ticari işletme kapanmış olmaktadır. Bu minvalde Tarım Bakanlığı'nda lisanslı depoculuk faaliyetlerimizle aşağı yukarı 10 milyon tonluk bir 186 kadar lisanslı depo işletmemiz bulunmaktadır. Kooperatiflerimizin yanında yer alıyoruz. KOPTES projesiyle 2020-2021-2022'de 474 kadın kooperatifin 503 projesine 50 milyon lira destek sağlıyoruz. Bunlar hibe destekleridir. Helal Akreditasyon Kurumumuz bu noktada şu ana kadar 56 akreditasyon kararı aldı. Yani belge veren şirketi onayladı ve toplam helal belge sayısı 1300'ü aşmıştır. Bütün bu ihracat ithalat, yaklaşık 650 milyar dolarlık ticaret gümrüklerimizde yapılmaktadır. 154 gümrük kapımız vardır. Dünyada en modern gümrüklere sahip ülkeler arasında başta geliyoruz. Bu noktada bu yıl Ardahan'ın Türk Özü gümrük kapısını açtık.
Edirne'de Pazarkule Gümrük Kapısı'nı modernize ederek açtık. Şu anda Şanlıurfa Ceylanpınar inşaatı devam etmekte. Ayrıca da Buyurun sayın. Çukurova Havalimanı, Adana Ceyhan, Bilecik, Bozüyük'te de gümrük müdürlüklerimizi bu sene faaliyete geçireceğiz. Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı projelendirildi, modernleştiriliyor ve özellikle de yeni Marmara Ereğlisi'nde gümrük kapımız faaliyete başladı. Kaçakçılıkla mücadeleye tavizsiz devam ediyoruz. Emniyetle, jandarmayla işbirliği yaparak halkımızın, gençlerimizin zehirlenmemesi için başta uyuşturucu yakalamaları olmak üzere kaçak ticari eşyayla da bu yakalamalarımız artmaktadır. Bu yıl 13 Aralık tarihine kadar gümrük muhafaza birimlerimizce 4 milyar 700 milyon liraya aşan 11 tonluk uyuşturucu madde, 17 milyar 200 milyon liraya aşan ticari eşya, toplam yaklaşık 22 milyar liralık yakalamalar. Buyurun. Son bütçemizle ilgili sözü söylemeden önce değerli milletvekilleri, Filistin'de İsrail'in acımasız katliamı yönünde Türkiye ile İsrail ticareti konusunda bazı bilgi eksikliklerini de gidermek için önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Ülkemiz ile İsrail arasındaki ticaret, İsrail'in Gazze saldırısından sonra 7 Ekim'den bu yana tam %48 azalmıştır. Ülkemizden mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların da birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın %31'i de Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. İsrail'e yönelik transit ticareti konu ürünlerde ülkemiz limanlarına uğrayan gemilerin sonraki destinasyon. Buyurun Sayın Bakanım, buyurun toparlayın. Uluslararası düzeyde ve ülkeler düzeyinde alınmış henüz bir ambargo kararı bulunmamaktadır. Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kapsamındaki yaptırımları tanıyoruz ve uyguluyoruz. Burada Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda son karar tasarısında Türkiye önemli bir rol oynadı ve bütün İslam dünyası Türkiye'nin bu çabalarına, Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın çabalarına gerçekten teşekkür ediyorlar. Bunu İSADAK toplantılarında 2 hafta önce bize defaatle söylediler. Şimdi İsrail'in haritadaki yerine bakalım. İsrail'in nüfusu 10 milyon, 9 milyon 800 bin. 7 milyon 180 bini Yahudi asıllı, %73. Filistin asıllılar 2 milyon 65 bin, %21. Ve Batı Şeria'da 3 milyon 250 bin Filistinli var. Gazze'de 2 milyon 5 bin. Buyurun toparlayın. Tamam başkanım. Şunu demek istiyorum. Toplam İsrail'de bulunan nüfusun İsrail'in abluk altında tuttuğu bölgedeki nüfusta Filistinliler daha kalabalık. 8 milyon, İsrailliler 7 milyon 200 bin. İşte ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in kendine ait gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail üzerinden ve İsrail gümrükleri üzerinden Filistin'e girebilmektedirler. Varış yeri İsrail olarak yazılmak zorunda kalmakta ya da Via İsrail yazılmak zorunda. Bu İsrail tarafından Oslo anlaşmaları gösterilerek Filistin'le kurduğu kendi ilişki çerçevesinde yasal olarak böyle devam etmekte. İsrail Filistin'e direkt gönderilen malları tanımamaktadır. Bu nedenle şunu söylememiz lazım ki hangi usulle ya da alternatif. Sayın Bakan toparlayalım, buyurun. Gerçekleşmek durumunda maalesef kalmaktadır. Biz Türkiye olarak Filistin'in haklı davasına desteğe devam edeceğiz. Bu destek siyaset üstüdür. Bu niteliğiyle süreklidir. Türkiye Filistin'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. İSEDAK toplantısına gelen Filistin Ekonomi Bakanı tam 17 saatte İstanbul'a ulaşabilmiştir ve bize çok müteşekkir olduklarını ifade etmiştir.
Bakanlığımızın bütçesi 2024 yılı için değerli milletvekillerimiz 38 milyar 500 milyon Türk lirasıdır. Bunun 15,5 milyar lirası personel giderleri, SSK primleri, 21 milyar 780 milyon lirası mal ve hizmet ihracatçılarına vereceğimiz hibeler, 1 milyar 235 milyon lirası da bakım onarım giderleri ve yatırımlardır. Bakanlığımız bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve açıverin, açıverin. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.